Deriz akşam inşallah. Tamam kanka. Hadi ben de öpeyim. Hadi görüşürüz kanka. Hadi ben. Kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldin. Evet, gördüğün gibi ben kalktım. Bu arada kahvaltımı etmiştim. Oraya atlamış olabilirim. Kahvaltımı ettim. Sonra birazcık Betül'le konuştuk telefonla. Ondan sonra işte saçımı taradım, yüzümü gözümü işte kremledim, temizledim falan derken üstümü değiştirdim. Ancak gelebiliyorum gerçekten. Saat hiç söylemeyeyim. Saat hiç karıştırmayalım, olur mu? Saçımı da şöyle abuk subuk topladım ama mecbur çünkü mutfak çok kötü. Mutfak gerçekten almış başına gidiyor. Bir an önce mutfağı halletmem gerekiyor. Çünkü dün gece ben uyuyakaldığım için abim buradaydı, Mustafa abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak bayağıdır gelmiyordu, sinirimi bozdu. Şimdi benim Mustafa abim öz abim. Aynı karından çıkma, aynı anadan doğma, aynı babadan olma abi. Tam benim öz abim. Benim evime kendisi ne zaman isterse gelir, kendisi ne kadar isterse kalır, kendisi ne zaman gitmek isterse gider. Çok özel, ekstrem durumlar olduğunda zaten bizim aramızdaki muhabbetten dolayı ben kendisine müdahale de edebilirim. Söz konusu bile değil ama diyelim ki oldu. Şimdi her vlogda görüyorsunuz diye, şimdi ben her dakika, her saat başı vlog çekiyormuşum gibi hissediliyor ama hayır. Vloglarda genelde hani sadece beni, Eren'i görüyorsunuz ya, abim buradayken abimi de gösteriyorum insanlar görsün diye. Böyle olunca da abim her gün bizdeymiş gibi oluyor. Olabilir. Abim, ben, Eren birlikte de yaşayabiliriz. Bu da kimse ilgilendirmez. Böyle ben silmeye çalışıyordum. Çünkü Mustafa'yı tanıyorum. Görürse kafasını takacak. Birkaç tane yorum geliyor. İşte abin evlatlık mı aldınız? Abin ne kadar çirkin. Abin niye sizde? Abin neden hep sende? İşte öz abin mi bu? Senin de yanında bu kadar rahatsın. Evet, öz abim. Öz abim olmasa da bile ben yani çok bir şey söylemeyeceğim o konuda. Böyle yorumlar geliyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Neden? Yani abim bana, abimin gelip bende kalması, abimin gün içinde benim yanıma uğraması neden size garip geliyor? Bu yorumları yapanlardan bahsediyorum. Yapanlara konuşuyorum çünkü. Ya sonuçta abim benim yani. Onun evi olduğunda, o evlendiğinde ben onu istediğim zaman gidemeyecek miyim? Şimdi görmüş birkaç tane yorum. Bana diyor ki geldiğinde çekme beni. Saçma sapan konuşuyorlar. Gelmiyor musun diyorum mesela. Çünkü hani ben de yanımda insan istiyorum. Gelmiyor musun diyorum. Şimdi saçma sapan konuşurlar gelirsem. Hani ben aştım bunları tabii ki, kaç yıldır burada olduğumu. Zaten iyi ki Hande Eren kanalından beri takip edenler bilir. Ben artık böyle şeylere takılmıyorum. Evet, ben aştım çünkü ben bu işi yapıyorum. Ama benim ailem, benim etrafımdaki insanlar etkileniyor. Onlara bir şey söyleyemiyorum. Hani söylüyorum. Ya boşver diyorum. Bazı insanlar sen ne yaparsan yap, hoşlarına gitmiyor, sen ne dersen de olmuyor yani. Abi boşver diyorum, yok. Yani ben şunu anlamıyorum. Neden abimin bende kalması, benim evime gelip gitmesi garipseniyor? Sizin aileniz, bu yorumları yazanlardan bahsediyorum, tekrar söylüyorum. Lütfen diğer hiç kimse üzerine alınmasın. Sizin abiniz, aileniz, ablanız, kardeşiniz, arkadaşınız sizin evinize gelemez mi? İstediği zaman kalamaz mı? Yani çok şükür benim abimle Eren
çok iyi bir arkadaşlar, çok da iyi anlaşıyorlar. Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Abimin bize gelmesi, burada mutlu olduğunu görmesi, ben insanları mutlu eder diye düşünürken tam tersi rahatsız etmiş. Baba. Ama bu ne kadar umurumda? Hiç. O yüzden buradan hep beraber Mustafa abime seslenelim. Abi, boşver. Bilmiyorum, birden aklıma geldi. Bu konu hakkında da konuşmak istedim. Çünkü çok enteresan ya. Çok garip. Ne demek yani, abim benim. Bu abi gelecek tabii ki de, kalacak. Yani gerekirse çamaşırını getirecek. Ben yıkayacağım. Ben de yıkamıyorum gerçi. Makine yıkıyor. Ne bileyim. Yani kendi yapamıyor. Mesela canı bir yemek çekecek. Hande, şunu yapar mısın? Canım çekti. Geliyorum, yiyelim. Yapacağım. Hani ki çoğu zaman Mustafa'm kendisi yiyeceğini getirir. Hadi bugün bunu yapalım, yiyelim der. Ben anlamıyorum insanların kalbine kadar böyle pislenmiş nasıl, ne zaman olmuş bu, ne? Cümle de kuramıyorum. Öyle bir anlatmak istedim çünkü birkaç haftadır böyle canımı sıkıyor bu konu aslında benim de içten içe. Şey yapmayacağım diyorum. Gördüğüm yorumu siliyorum ama yok artık. Mesela kaç videodur Mustafa'm diyor ki beni asla gösterme. Hani ne gerek var? Ben burada ailemle, arkadaşlarımla, etrafımdaki insanlarla anı biriktirmeye çalışıyorum ve birkaç deniz yüzünden bu anılardan mahrum bırakılıyorum. Yazık değil mi bana? Şu sıfata bakın. Şu tipsiz sıfata, sıfatsız sıfata. Her neyse. Evet. Bu arada ne giydim biliyor musun? Bu. Bizim Trendyol'dan Eren'e aldığımız bir tişörttü. Ne kadar bol olduğuna bakar mısın? Bu arada ütülemedim. Kolları falan kötü duruyor. Gerçi bunları katlarım ama katlamam çünkü üstüne hırka giyerim. Bu hırka, aman hırka diyorum. Bu tişört Eren'e çok uzun geldi. Yani bu çok uzunmuş aşkım. Ben giyemem dedi. Ben dedim tayt üstü giyerim. Geçen gün aldığım şu gri tayt var ya. Ay bu da çok güzelmiş. Ki bugün giydim. Şöyle gayet de yüksek bel. Şöyle gösterebilirim sadece. Tight'ın üstüne giyiverdim. Ha neden evin içindesin, tight'ın üstüne uzun bir şey giymeye çalışıyorsun dersen. Bak bir terlik getirip burada bırakmışım. Sonra gitmişim başka bir terlik giymişim. İyice Eren'e benziyorum artık. Şöyle bir şey, hem video çekerken rahat etmek için hem de işte kargo geliyor, birisi geliyor, kapı çalıyor falan. Onları rahatlıkla kapıyı açabilmek için. Yoksa böyle sürekli uzun tişört alıyorsun hayırdır falan. Hani tabii o görüntüden çok hoşlanmıyorum. Hani ben tayt giydiğimde, özellikle açık renkli tayt giydiğim zaman muhakkak üzerine böyle uzun bir şey giymeyi tercih ediyorum. Benim kameram gene mi pis? Ay geçen gün bir video çekmişim. Kameram pis. Ben temizliyorum güya bir de. Yalnız nasıl konuşuyorum şu an? İyice pisletmişim kamerayı. Ay edit yaparken fark ettim. Görüntüyü düzeltmeye çalışıyorum. Düzelmiyor. Şimdi düzeldi herhalde kız. Aynen. Şu an düzeldi galiba. Net miyiz? İşte çok işim var ya, oyalanıyorum. Hadi Hande'cim. Bu gerçeklerden kaçamazsın. Şey dedin değil mi? Hadi Hande'cim abartma. Mutfağın en fazla ne kadar pis olabilir ki? Dedin değil mi? Ben şimdi senin bunu söylediğine nasıl pişman edeceğim. Dün Eren'den bir salep istedik. Allah rızası için dedik. Bize çaydanlıkta süt kaynatmış. Bunları ben yaptım sabah bu arada. Kahvaltı hazırladım. Dediğim gibi kahvaltımı yaptım. Direkt kameramı koştum falan böyle. Bunlar buzdolabına gidecek. Şurada da bir iki tane ayvamız var. Gözümün önünde dursun yiyeyim diye. Bu gene komşumun ayı çiğ köfte yapıp vermiş. Ellerine sağlık, çok güzeldi. Bir şeyler halledeceğiz. Şimdi Hande burayı adam etsin bakalım. Hadi bakalım inşallah. Bana dua et. Just
Ben mutfağımı topladım. Bayağı toplu. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz içeride şey yapıyordum. Çamaşır atmam gerekiyor. Çamaşır atacağım. Çamaşır atmadan önce de dedim ki şu çamaşırlıktaki çamaşırlarımı alayım, katlayayım dedim. Meğerse zaten ben onları dün gece katlamışım. Gerçekten hatırlamıyorum. Sadece şu kalmış. Bunu da göstermek istedim. Çünkü bunu beğenenler de olmuş, hiç beğenmeyenler de olmuş. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Şu an koyamadım, yerleştiremedim belki ama ben beğendim. Çok beğendim. Böyle kuruyunca daha çok belli oldu. Aşırı hoşuma gitti. Yani bu dışarıda 200 liraya satılsa çok beğenirsiniz ama bunu Hande yaptı diye beğenmiyorsunuz değil mi? Bence çok güzel oldu ve ben bunu giyerim. Ha çok rahatsız olan olursa videolarımda giymem söylediğim gibi ama onun dışında ben gayet sevdim, beğendim yani. Şimdi çamaşırlarım da boş. Hemen çamaşırlarımı atayım. Onlar da yıkansın birazcık. Sonra asmaya geliriz. Evet, tipi tipi Hande karşında. Şöyle bir şey, çamaşırlarımı astım ama benim çamaşırlarımı astıktan sonra muhakkak yerlerimi süpürmem gerekiyor, gördün zaten. Biraz serzeniş yapmaya geldim buraya açıkçası. Yani o kadar sıkıldım ki artık evin içinde çamaşır kurutmaktan. Yani çırpıyorum. Mecbur çamaşırı asmadan önce çırpmam gerekiyor. Bütün toz evin içinde. Yani gerçekten artık ne yapacağımı şaşırdım. Ben bu çamaşırla aldım ki hani balkona sar, balkona koyarım, orada asarım bundan sonra çamaşırlarımı. Sığmadı. Asansör sistemi varmış balkonlara yapılan. Benim balkonlarım çok küçük. Yani evde iki tane balkon var. İkisi birbirinden küçük. Yani iki tane yapana kadar bir tane adam akıllı yap değil mi? Yok, o da yok. Şaşırmış durumdayım. Kurutma makinesi alsam koyacak yerim yok. Çamaşır makinemin direkt üstüne havlu pan geliyor. En son şey yapacağım herhalde. Bir tesisatçı çağıracağım. Havlu panı oradan söktüreceğim, taşıtacağım. Onun üstüne koyacağım. Gerçekten evde, evin içinde çamaşır kurutmak çok büyük sıkıntı. Bizim binamızın dışı kobalt giydirme olduğu için şey asamıyoruz. Ne deniyor lan Mustafa abi? Çamaşırlık yani. Çamaşırlık asamıyoruz. Yasak yasak olmasa da tutmuyor falan, böyle enteresan şeyler. Bu arada sabahki konuşmamdan sonra bak kim var yanımda. Kızdım ben onlara. Size ne dedim ya? Abi benim abim değil mi dedim. İstediği zaman gelir, istediği zaman gider dedim. Ne olur ki? Size ne lan? Hayır ben dedim bu sefer bir şey yaptım. Allah Allah. Benim işim oluyor bu yılda yakında bir yerde. Onun ya işin gelirim. Olmazsa gelmeyecek misin yani ya gelirim sen? Gelirim yine de. Buna konuş. İşim olduğu için yani. Ha bir de. Kaç gün işim çıktı burada. Bir de öz abim mi bu senin bu kadar? Öz abim olduğunu da bilmiyorlar. Öz abim bilmiyor musun? Hayır. Yok ben onu yalancık da abisiyim. Abini bu... O abinin yanında nasıl bu kadar rahat hareket ediyorsun diyorlar. Ya biz beraber büyüdük, salak mısınız ya? Allah aşkına ya. Hayır, aynı karından çıktık. Aynı karından çıktık. Yan yana yattık, geri geldi. Hiç unutmuyorum onu bak. Yan yana yattık deyince deprem günü. Allah Allah. Deprem olduğu zaman yan yana. Yani aynı yatakta değil de yataklarımız yan yanaydı. Hayır, yerde yatıyorduk karşılıklı. Ben senin yanına yuvar... Ay Allah'ım yaşatmasın bir daha. Allah. Öyle işte yani. Abi benim abim. İstediği zaman gelir, istediği zaman gider. Ufuk abimin gelmemesi dikkat çekiyor. Ya, Ufuk abim... Şimdi insanlar, bazı ailelerin şey yapısı farklı. Yetiştirme yapısı farklı yani. Biz ahlaklı büyüdük. Öyle. Çok şükür. Çok şükür annemiz babamız. Annetin gözüküyor. Çok şükür annemiz babamız bizi ahlaklı yetiştirdi. O yüzden. Ya ben abimin tepesine çıkmıyorum herhalde. Yani saçma yani, sapan şeyler var da. Şöyle bir durum var. Ben Hande'yi kolay kolay sarılmam, öpmem öyle şapur şupur kardeşim evet, diye. Evet bizde öyle bir şey bizde yok öyle ya. Bir şey yok. Niye yok? Yani biz abi öyle, çok normal. Normal, biz öyle alıştırdık, yetiştirdik o yüzden. Ama babam da bizi öyle yapmadığı için. Annem de çok yapmadı. Hani annem arada yaptı. Lan bir dakika, Eren laf etmiyor. Size ne oluyor? Eren zaten... Ha bir de şöyle bir şey var. Ufuk abi hiç gelmiyor falan. Şimdi şöyle bir şey var. Mustafa abimle Eren çok iyi anlaşıyor. Ufuk abim buraya geldiğinde bir yere kadar şey yapıyor, sonra sıkılıyor. Eren'le Mustafa abim birlikte oyun oynuyorlar, muhabbet ediyorlar, bir şeyler izleyebiliyorlar ama Ufuk abim bizden yaşça bayağı büyük olduğu için uyuşmamazlık oluyor. Ufuk abim hiç
mi gelmiyor? Geliyor tabii ki de, ne bileyim, oturuyoruz, ediyoruz, sohbet ediyoruz ama Mustafa abim kadar sıkı fıkı olunmuyor Ufuk abimle de. Bu bir gerçek. Yaşarılı fazla. Heh, abim ayırıyorum. Hayır, bir de Ufuk abim çok fazla arkadaşı olduğu için genelde yanında arkadaşları falan da oluyor. Mustafa abimin çok fazla arkadaşı yok. Arkadaş lazım. Arkadaş bulur musunuz? Öyle de eskiden vardı da hani. Bir arada bulunabileceğin arkadaşların yok senin. Ya şu an yok. Hmm. Pandemi gibi bilmem ne oldu. Bir şeyler, evet, oldu. Bir de Başak'ı çok merak etmişler. Başak nerede deyip duruyorlar. Başak evinde. İşte evde şey. Yoğunlar bu arada biraz da çünkü. Öyle işte. Aydınlattığımıza göre artık. Şimdi market siparişi verdim ben. Onları bekliyoruz. Onlar gelsin sonra yemek hazırlığı. Neymiş kardeşime, niye o kadar geliyormuş? Konuşmayın lan. Tekrar tipi Hande karşında. Şimdi benim market alışverişim geldi. Ben bu alışverişi şu şekilde Trendyol'dan yapıyorum. Gerçekten evimin yakınında herhangi istediğim marketten yapıyorum. Kapıma kadar getiriyorlar. İlk 3 siparişte sanırım ücret de, getirme ücreti de almıyorlar. Çok mantıklı. O zaman evimin hemen yakındaki Altun Market'ten söyledim. Çünkü sürekli gittiğim market olduğu için ne olduğunu, nasıl, neyin nasıl olduğunu biliyordum. Sen de istersen aşağıya link bırakabilirim ben bu Trendyol'un süpermarket uygulamasının kısmının. Eğer bilmiyorsan, haberin yoksa oradan ulaşabilirsin. Şimdi neler aldığımıza şöyle bir bakalım, göz gezdirelim ve telefondan her ne olursa olsun sen de muhakkak siparişlerim kısmına karşılaştır, eksik ürün var mı? Zaten eğer eksik ürünün oluyorsa direkt şey yapıyorsun, marketle ya da Trendyol'la iletişime geçtiğin anda eksik ürününü sana getiriyorlar veya ellerinde yoksa, getirememişlerse de paranı iade ediyorlar ki... Benim bir tane köfte siparişim vardı. Ellerinde yokmuş. O gelmedi. Onun parası şimdi bildirimi duyduğun gibi kartıma geri yattım. Şimdi hemen şöyle hesabımın siparişlerim bölümüne giriyorum. Şurada market kısmı var. Ona tıkladığımda bütün market alışverişimi, neler sipariş ettiğimi görüntüleyebiliyorum. Şu şekilde tek tek de kontrol ediyorum. Bu ne ya? Mustafa abi, bu nasıl tavuk? Baksana bir. Ben piliç göğüs istedim. Bana gelen göğse bak. Kemikli göğüs mü? Kemikli göğüs. Ben bunu nasıl yapayım oğlum? Sen denemişsin ki. Ama burada ben piliç göğüs diyor. Ama ayrıntılı değil. Filato isteyecektin sen. Filato piliç. E bunu ne yapacağım ben şimdi? Bu filato değil. Bunu nasıl yiyebiliriz? Eren yiyor ya. Kaynat yine yesin aşamasında. Eren'e sorarız. Tavuğu yanlış anlamışım. Neyse, tamam. Tavuk gözümüz en azından gelmiş. Şöyle bir adet sütümüz vardı, yarım yağlı. Evet. Bir de şöyle benim için laktozsuz var. Ben çünkü çok rahatsız ediyor normal süt. Ayranım da var burada. Şöyle komşum turşu söyledim. Salatalık turşusu çok seviyorum. Gerçekten yani yıllardır bıkmadan yediğim tek turşu. Şöyle garnitür söyledim. Yoğurtlamak için çok güzel oluyor. Daha sonrasında şöyle ekmeğe sürülebilir bir peynir söyledim. Kirinin şu şekilde. Çok güzel oluyor. Bir de şu Nesle'nin çikolatasını gördüm. Yeni çıkmış. Normalde yemiyorum. Çikolata, bitter çikolata yiyorum. Hindistan cevizi olduğunu görünce dayanamadım. Dedim şöyle bir tadımlık bakarım. Geri kalanı da Eren falan yer. Şöyle süzme beyaz peynir en sevdiğim. Şöyle iki tane palım sakız söyledim ya. Ve şu kampanya vardı. Bu ilk kez deneyeceğim bu arada, Vatan Osmancık pirinç diye geçiyor. Kampanya vardı. Bayağı indirime geliyordu. Kaç kiloymuş bu, 2 kilosu. O yüzden bir tane de bundan aldım. Daha sonra şöyle yumurta aldım. Gezen diyor. Yani bütün tavuklar gezmiyor mu? Dedim. Şöyle küp şekerimiz bitmişti. Küp şeker aldım. Sonra şöyle arpacık soğan aldım. Bunu direkt yemeklere atıp yemesi çok keyifli oluyor. Şöyle birazcık yerli muz aldım. Keşke almasaydım. Yemyeşil gelmiş. Bak. Bunun hiç tadı tuzu olmayacak şimdi. Market muzları kötü ya. Kim ne derse desin. Ya bu her markette öyle. Şöyle normal soğan aldım. Soğanlara bakalım. Evet. Gayet iyi durumdalar. Çürük çarık yok. Daha sonra şöyle şekilde biber aldım. Charleston biber. Bakıyorum çürük çarık var mı? Gene yok. Sonra şöyle de iki tane kabak aldım. Bunu sadece kendim için aldım. Böyle hafif yağda kavurup üstüne yumurta kırıp yemek için. Bu şekilde market alışverişim bitti. Şimdi bakayım gözümden kaçırdığım bir şey var mı?
Tamamdır. Her şey okey. Böylelikle market alışverişimi de oturduğum yerden halletmiş oldum. Gerçekten günümüzde çok büyük bir kolaylık oluyor bunlar. Muhakkak denemeni tavsiye ederim. Dediğim gibi Trendyol'dan yaptığın ilk 3 alışverişte falan getirme ücreti alınmıyor. Daha sonra alınan getirme ücretleri de gerçekten çok düşük fiyatlar. Şimdi ocağıma karnabaharlarımı koydum. Bunları haşlayacağım. Fırınlamayacağım. Yani kızartmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt böyle üstüne sarımsaklı yoğurt döküp tüketmeyi düşünüyorum. Dünden pilavım var şurada. Ve şimdi de şöyle uydurmasyon bir yemek yapacağım. Şu arpacık soğanlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Onun için bir borcam olayım. Nasıl yapıyorum göstereyim. En son gösterecektim dedim. Olmaz anneciğim böyle. Bütün aşamaları birlikte yapalım ki insanlar daha iyi anlasın. Ay 10 saattir fırını çalıştırmaya çalışıyorum. Fena oldum. Karnabaharlarımı bir kontrol etmem gerekiyor. Bozuldu sanırım fırınım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok korktum. Şimdi şunları hemen şöyle alayım. Tavuklarımı. Buzu da çözülmedi. Son dakika karar verdiğim için. Aa! Nasıl yapışıyor ya burayı? Şimdi bak fırlayacak. Her yer tavuk olacak. Resmen tahtaya yapışmış soğuktan. Ben şunu çözdürüp geleyim. Okus pokus. Burada yapış kal. Ya mutfak sihir. Ay o kadar zor ayırdım ki. Ya yanma ya. Yanma ya. En sevmediğim şeyi yaşıyorum şu an. Yanlış tavuk geldi çünkü. Ya ben yanlış sipariş ettim. Şuraya bak ya. Tavuk kırılır mı? Tavuk kırıldı. Fırına atıyorum çünkü beni bugün bu tavuk sinirlendirdi. Tavuklardan yana yüzüm gülmüyor bugün. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Artık ne zaman pişer bilmiyorum. Karnabaharlarım da haşlandı. Hemen onları alalım. Evet, fırınımızdan bu şekilde bir yemek çıktı. Yani lezzetli gözüküyor en azından. Şöyle şu şekilde bakalım nasıl kokuyor. Başarılı. Şöyle karnabaharımı dizdim. Sarımsaklı yoğurt yapıyorum ona da. Pilavımızı da ısıttım. Bu akşamlık da böyle. Allah ne verdiyse inşallah doyacağız. Hamdolsun. Elhamdülillah biz doyduk. Allah'ım sana çok şükür olsun. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yemek olacak mı olmayacak mı diye çok tedirgindim ya. Ben bir daha yok önce soğanı sotayım. Yoksa onu tavukları ekleyeyim. Suyunu çeksin salsın. Biberini koyayım. Domatesini, salçasını, tuzunu. Hepsini karıştır. Hepsini at fırına. O kadar lezzetli olmuş ki. Gerçi sarımsak ve arpa soğan var. Yani o arpacık soğan mıydı? Kız adını da unuttum. Onların lezzetiyle çok güzel olmuş ya. Gerçekten hani bunu güveçte yapsan, üstüne bir de kaşar rendelesen, son işte piştikten sonra almaya yakın. Muhteşem olur. Ben bir günde öyle deneyeceğim. Yani çok zorluk çektim tavuğu doğramakta, işte yapıştı falan ama gerçekten sonuç çok güzeldi. Karnabaharı yemedim bile çünkü yemek çok güzel olmuştu. Bir de midem mi küçüldü ne olduysa çok fazla yiyemiyorum. Yiyorum yemek. Bir de içine çok az sıvı yağ koydum. Zeytinyağım bittiği için. Zeytinyağım olsa da zeytinyağımı koyardım. Sarımsak ve çok az tuz. Onun dışında hiç baharat bile eklemedim ama sarımsakla soğan gerçekten biber. İçinde neler olduğunu saydım mı ben daha önce? Bak bir de sıralama yapmadım. Arpacık, şu soğanı, biberi, tavuğu doğradım. Sarımsağı şey yaptım, ezdim. Koydum, hepsini karıştırdım. Ondan sonra üzerine domates döktüm. Yani domates koydum. Ben şeyden döktüğüm için öyle diyorum. Aziz Allah. Çok kısa anlatayım gidiyorum. Sonra tuz ekledim birazcık. Dediğim gibi sıvı yağ ekledim. Fırına attım. O tavuk suyunu saldı çekti ya. Takip ettim. Hemen kettle'ımda bir su kaynattım. O su çekmeye yakın biraz daha üstüne kaynar su ekledim. Fırınımı açıp sonra kapattım. Gerçekten tavuklar lokum gibiydi. Çok lezzetliydi. Hani pratik, kolay, birden mesela yapabileceğin yemek olarak fikir olsun diye anlatmak istedim sana da. Biz beğendik. Allah'ım ne kadar güzel bir yemek yani. Parmağını yaralamış benim koca bebeğim. Aslında çok küçük de. Eren böyledir. Pirecin yorgan yakar. Hayır, yara bandı yoktu, ondan yaptım.
Ne diyeceğim? Bu arada biz Mustafa abimle yemiştik. Eren yemedi çünkü işi vardı. Tunca ile görüşüyordu. Göründü şimdi geldi. Toplantımız vardı. Aynen, Tunca ile toplantıları vardı. Şimdi geldi. Yo nasıl? Sana da soralım. Yo güzel oldu. Değil mi? İlk defa yiyorum böyle bir şey. Aşkım bu ne biliyor musun? Hani gidiyorduk ya lokantaya şey neydi? Florya'da. Ben sana bir şey diyorum. Saç kavurmanın şeyi bu. Güveçte yapıyordu. İçinde mantar doluyordu onun, patates. Niye olmadı mantar? Gösterdim ben, getirirdim. Aklıma gelmedi de sen ağzını niye böyle şapırdı atıyorsun şu an. Şimdi dikkatimi çekti. Konuştuğun için mi acaba? Olmuyor. Mantar direkt fırında pişer mi hemen? Soralım buradan. Sorsana. Çiğdem mantarı fırına attığımızda güzel pişiyor mu? Ama tavuk piştiyse... Emre'nin babası yapıyordu rahmetli. Mantar graten mi? Normal. Üstüne kaşar, içine tereyağı. Sadece mantar. Kaşar değil. Sadece mantar ve suyunu salıyordu ve suyunu içiyordu. Tamam işte. Şey o. Mantar graten. Onun üstüne kaşar da koyan oluyor. İçine tereyağı atan da oluyor. O çok güzel. Çok lezzetli bir şey. Allah rahmet eylesin. Adamcağızı da görmüştüm yani. Büyük mantar. Ya olaya bakar mısın? Hiç tanımadığım adamın cenazesine gitmek nasip olmuştu. Bana hatırlıyor musun? Evet, ama iyi bir adamdı yani. Evet. Haberi birlikte almıştık. Mekan. Tüm ölmüşlerimizin mekanı cennettir inşallah. Öyle. Eren de beğendiğine göre şimdi rahat rahat yesin yemeğini. Sonra yine görüşürüz. Çünkü benim kocam bulaşık makinesini boşaltacakmış. Dedi ki aşkım sen sakın kendini yorma. Ben de bulaşık makinesini boşaltırım. Ondan sonra mutfakta sen ne yapıyorsan yap dedi. Karışmam dedi. Dedim Allah razı olsun yani, eksik olma. Rabbim seni başımdan eksik etmesin. Değil mi aşkım? Doğru aşkım. Oy kurban olsunlar seni verene. Ben şimdi banyoya geldim. Havlu ve bornozlarımızı yıkayacaktım. Ama fark ettim ki yumuşatıcım bitmiş. Ve gerçekten yumuşatıcım olmadan çamaşır yıkayamam. Bu arada ben şunu kullanıyordum. Atmadım onu da, şey dedim hani daha az bir şey yıkayacağım zaman sulandırırım, dibinde kullanırım diye. Çok az var dibinde yani, havlulara yetmeyecek. Sulandırsam da çok kötü olacak. Ufacık var. Şöyle yumaşın orkidesini kullanıyordum. Daha önce söylemiştim zaten kullanıyorum diye. Bunu marketteki çocuk çok övmüştü. Ondan sonra ben videomda gösterdiğimde herkese çok beğendiğini söylemişti. Ama biraz gerçekçi olmam gerekirse kendi adıma, ilk başlarda okeydi ama benim hoşuma gitmedi. Çünkü ben yıllardır normalde Bingo'nun kuzumun kokusunu kullanıyorum, mavi olanını. Onu annem kullanıyordu. Oradan alışkanlık edindim. Bingo kuzumun kokusu. Mavi olan gerçi yok şu anda, gösteremem. Çok güzel. Fotoğrafını koyarım ama bilmeyenler için. Onu çok seviyordum. Hani bir değişiklik olsun diye bunu almıştım. Neyse şimdi de yemek sepeti bana bir daha söyledim. Çünkü o sırada Eren'le Mustafa'm dedi ki çayın yanına bir şey yok mu? Dedim şu anlık yok, sipariş edebilirim. Hem de yüzey temizleyicim de bitmişti. Bugün onu da almayı unutmuşum market siparişimden. Dedim alırım onları. Çünkü biz markete gidemeyeceğiz. Eren'in çalışma saatleri o kadar tuhaflaştı ki yani erken gelirim dediği gün çok geç geliyor. Geç gelirim dediği gün erken geliyor. Planımız olmuyor. Öyle enteresan. Bingo'nun kuzumun kokusundan alacaktım ama yine yok şeyde. Bana bir de. O yüzden yumoşum var, bebek kokusu. Onu bir alayım dedim bakayım. Onu sipariş ettim. Onu bekleyeceğim. Şimdi burada kaldım böyle. Şey, yüzey temizleyicim var. Şu var. Göstereyim. Bingo var. Bu yani ilk başta çok güzel kokuyor. Sonra evin içinde beni rahatsız ediyor bunun kokusu. Çünkü ben yüzey temizleyicide, geldiğinde de gösteririm, beyaz sabun kokusunu o kadar seviyorum, o kadar hoşuma gitti ki bunlar bana ağır geliyor. Böyle beyaz sabun kokusunu istiyorum. Yarın da birazcık temizlik yapmam gerektiği için dedim onu da söyleyeyim. Şimdi yani onu kalk, sipariş et ya da çık al gel bekle, sıkıntı. Onları bekliyorum. Öyle inşallah gelecek. Koştum, sipariş ettim. Kameramı aldım, geldim. Nerede alayım dedim. Bir şey söyleyeceğim. Havlularla, vücut havluları ve saç havlularımızla birlikte şey sığmadı. Bornozlar çok fazla geldi. O yüzden onları şimdilik atmıyorum. Ya ben şimdi aşağıya bakarken şu deterjan malzemelerinin olduğu yere şunu gördüm. Ben bunu almıştım bir öneri üzerine. Cam ve yüzey temizleyici diye. Camla denemiştim. Hoşuma gitmemişti. Şimdi dedim ki aynada tekrar bir deneyeyim. Şans vereyim. Bunu da birlikte yapalım. Bakalım nasıl. Çok mu sıktım acaba? Şöyle bir şey sanırım Migros'ta mı vardı? Öyle bir şeydi. Normalde izlediğim videoda da çok güzeldi. Dediğim gibi camda hoşuma gitmedi. Gerçekçi olmam gerekirse. Şöyle çok üstün körü siliyorum bu arada. Farkındayım. Ama bir şey söyleyeceğim. Sanırım aynada iyiymiş bu. Aa, üf. Bez de çok enteresan bu bez.
Şurayı da alalım almışken. Bir şey söyleyeceğim. Yok bak. Işığa doğru bakınca gözüktü. Aa, tam değilmiş. Siparişlerimiz geldi. Valla banyodaki işimi bıraktım koştum geldim gördüm. Hemen bakalım şimdi. Ya bu şeyi çok seviyorum bir de ben. Mesela asla deterjanla yiyecek olan ürünleri bir araya koymuyor bu yemek sepetinin bana bir uygulaması. Aşırı hoşuma gidiyor. Bu çok bir şey yok. Öyle bisküvit aldım bizimkilere. Provis ve hanım elleri istediler. Başka da bir şey almadım. Yüzey temizleyici olarak şunu çok seviyorum. Bunu muhakkak denemeyenler varsa denemeni öneririm. Yani hem çok güzel temizliyor, iz bırakmıyor, leke bırakmıyor. Ya hem de çok güzel kokuyor. Benim temizlik kokusu dendiğinde burnuma gelen koku budur. O yüzden bunu da aldım. Oh evimiz yarın mis gibi koksun inşallah. Yumuşatıcı da bu. Tabii ki de koklama fırsatım olmadığı için şimdi koklayacağım. Aa şöyle Bingo'nun kuzumun kokusuyuz. Kokusuyla neredeyse aynı. Aynı. Sevebilirim bunu. Hemen gideyim çamaşırlarımı atayım. Bir de çamaşırlarda bakalım. %0 boya ve klor. Hipoalerjenik. Hassas ciltler için uygun. Güzelmiş. Hemen ben çamaşırlarımı atıyorum. Yok lekeli. Hala lekeli bak. Diyorum bir şans vereyim. Yok yani bu gerçekten vaat ettiği işlemi vermiyor şu. Yüzeyde bilmiyorum mobilyada falan belki ama... Camda, aynada. Zaten camda hoşuma gitmemişti. Aynada da gitmedi gördüğüm gibi. Annenin sesinden beni duyabilirsen eğer dersen ki tamam anneciğim peki bize cam ve aynalarda ne önerirsin? Kesinlikle bu BİM'de ve A101'de bulabileceğin şu silikonlu temizleyici. Yani bunun üstüne daha tanımadım. Hemen şöyle azıcık sıkıp silelim. Ama gerçi bunda onun kalıntısı var ya. Umarım mahvetmez. Bu daha iyi ama bezimdeki kalıntılardan dolayı sanırım şey yapamadım. Ama bana inandığını biliyorum. Sonuçta reklam falan da deli paramla almışım. Memnun kalmışım söylüyorum yani. Bir şey söyleyeceğim ben dayanamadım. Gittim bezimi değiştirdim. Gene sildim ve şimdi okey. Her açıdan. Çiziklere falan aldırma olur mu? Onlar bildiğin aynanın çizimi yani çıkmıyor silsem de. Ben şimdi böyle buraya oturdum. Makinem bitmesine bayağı var. Canım da sıkıldı. Dedim ki en azından şu video kapatayım bari editleyeyim. Çünkü edit yaparken biraz kafam dağılıyor. Gerçekten iyi oluyor. Başımı da dağıtmışım burada sağa sola kıvrılmakta. Bir işim de yok. Çamaşırları bekleyeceğim. Benim pamuklu programım 2 saat 20 dakika falan olduğu için bayağı uzun sürecek. Saat de şu an gecenin 10.30. O yüzden yumuşatıcının nasıl koktuğunu inşallah bir sonraki videoda söylerim. O zaman beni buraya kadar izlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen hala daha kanalıma abone değilsen ve beni desteklemek istersen abone olmayı, videolarımı da beğeniyorsan like atmayı unutma. Benden görmek istediğin, beklediğin içerikleri de yoruma yazabilirsin. Yapabildiğimce hepsini yaparım. Şimdilik hoşça kal, kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bye bye.